Merhaba değerli dostlar, Haber 10 kanalına hoş geldiniz. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan başlıklarla sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ocak 2021 tarihinde düzenlenen TCG İstanbul, F-515 fırkateyninin denize indiriliş töreni esnasında yaptığı açıklamada, "Anadolu'dan sonra gelecek yerli ve milli uçak gemimiz için görüşmelere başladık," ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 23 Ağustos 2020 tarihinde yapılan bir başka açıklamada ise, "Gemi inşaat sektörü burada. Buradan sesleniyorum, diyorum ki, Anadolu'yu inşa ettik, gelin bir de artık şöyle bir, iki veya daha fazla uçak gemisi de inşa edelim. Herhalde yaparız değil mi? Çünkü denizlerde bu caydırıcılığa ihtiyacımız var. Sadece Anadolu yetmez, bu adımı da atmamız lazım," demişti. Öte yandan edinilen bilgiye göre, Türk Savunma Sanayi, Türk tipi uçak gemisinin üretimi için çalışmalara başladı. Türk tipi uçak gemisi, 50 bin tona yakın deplasmana, 1800 personel kapasitesine ve hem F-35B gibi kısa kalkış dikey iniş, STOL, hem de katapult ile kalkış yapabilecek uçar platformlara uygun altyapıya sahip olacak. 2030'lu yılların ilk yarısı içerisinde hizmete alınması planlanan Türk tipi uçak gemisinin, hem tedariki gerçekleşmesi durumunda F-35B gibi STOL platformlara hem de yerli platformlara ev sahipliği yapması bekleniyor. Türk tipi uçak gemisinin, TC Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde ve halihazırda Milgem Ada sınıfı korvet, Milgem İ sınıfı fırkateyn, test ve eğitim gemisi TCG Ufuk, A-591, Türk tipi hücum bot, yeni tip denizaltı projesi, Preveze sınıfı denizaltı modernizasyonu, Ay sınıfı denizaltı modernizasyonu ve lojistik destek gemisi gibi projeleri de yürüten STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ana yükleniciliğinde üretileceği öğrenildi. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olup ülkemizden ve tüm dünyadan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız.